Bakalım neler söyleyecek. Teşekkürler Ender Bilgin. Efecan Karaca ile birlikteyiz. Efecan, öncelikle geçmiş olsun diyelim. 1-0'lık bir mağlubiyet. İkinci yarıda aslında çok fazla pozisyonunuz var. Çok baskılı oynadığınız bir mücadele. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Soyunma odasında neler konuştunuz maça dair? Valla öncelikle takım arkadaşlarımı ikinci yarıdaki performansından dolayı herkesi tebrik ederim. Galatasaray gibi büyük bir takımı galiba ikinci yarıda %80'e %20 oynamışız. İlk yarı ilk 15 dakika 3 tane Galatasaray'ın net pozisyonu var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Onlar da ilk yarı iyi oynadılar. Gerçekten hani bizim yaptığımız presi iyi çalışmışlar, iyi çıktılar. Ama ikinci yarı çok farklı bir Alanyaspor. Önde baskı yapan, futbol adına her şeyi yaptık diyebiliriz. Ama Muslera'yı geçemedik. Ben de ona çok hani bayağı şey espride bulundum. Gerçekten atapot gibiydi bugün. Hani tebrik ederim Muslera'yı da. Galatasaray takımını tebrik ederim. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Hocamız da zaten geldi. Futbol için her şeyi yaptınız dedi. Futbol bu dedi. Hepinizi tebrik ederim dedi. Hepimizi kutladı. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Bütün takım arkadaşlarımı da tebrik ederim oyundan dolayı. Efecan, ben sağ kenarında da Çağdaş Hoca'nın sık sık sizin kaçırdığınız pozisyonlardan sonra her şeyi yapıyoruz, golü de bulacağız, golü de bulacağız şeklinde uyarılarda bulunduğunu gördüm. Fenerbahçe maçında da aslında yine topun kontrolü sizdeydi. Ona benzer bir senaryo oldu. Bunu nasıl değerlendirdiniz Çağdaş? Ya aslında Fenerbahçe maçında evet topun kontrolü bizdeydi ama bu kadar pozisyon bulamamıştık. Ama Galatasaray bu maçta gerçekten çok pozisyona girdik ama Muslera'yı geçemedik. Biz zaten bir sistemimiz var. Onu oynamaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun yeneriz veya yeniliriz ama biz sistemimizden vazgeçmiyoruz. Bizim oyunumuz bu. Bunu da oynamaya devam edeceğiz. Bunda başarılı olmak için elimizden geleni her şeyi yapacağız. Futbol alanında çünkü güzel şeyler yapıyoruz. Gol olur olmaz. Onda yapacak bir şey yok yani. Son olarak şunu da sormak istiyorum. İlk yarıda Babakar'ın bir pozisyonu vardı. Luyendama ile bir müdahalesi vardı. Evet. Saha içerisinde nasıl gördün o pozisyonu? Sen yakındaydın çünkü o pozisyona. Ya abi ben bunun için şimdi yorum yaparsam Galatasaraylıları karşıma almış olurum. Hani hakem ne gördü? Biz tabii o anda hani itiraz ediyorsun sarı kart, kırmızı kart değil falan filan diye ama bilmiyorum yani o pozisyon için yorum yapamam. Şimdi daha izlemedim bile. Şimdi bakacağım. Kırmızı kartsa kırmızı kart ama sarı kart verdi. Hakem öyle değerlendirdi. Bir şey diyemiyorum onu. Hakemin değerlendirmesi. Çok teşekkür ederiz Efecan. Bir kez daha mücadele için tebrik edelim. Efecan Karaca'nın görüşleri bu şekilde Ender Bey. Evet, çok içten açıklamalar. Çok. Efecan'dan da. O da Galatasaray altyapısı Galatasaray galiba değil mi? Tabii tabii. Evet, çok güzel Galatasaray altyapısı. Hocam sizde kalmıştık. O kupa tek maçtı dediniz. Kupa tek maçtı. Galatasaray fazla acele etti o maçta bence. Acele ettikçe arka tarafa açıldı. Alanya pozisyonları buldu. Bugün, o gün Alanya'nın istediği gibi oynadı Galatasaray. Tabii bugün yani. Galatasaray Alanya'nın istediği gibi oynamadı. Kendi istediği gibi oynadı. Bir şey söyleyeceğim. Bana Türkiye'de böyle cezaları civarında bir iki adam geçip, ceza alanına girip gene bir iki adam geçip gol atacak veya pas verecek bir adam söyleseniz. Ceza alanı yani. Cezalar içinde böyle girecek cezalar içinde veya civarına. Bir iki adam geçecek veya. Yani bugünkü maçtan o Davidson biraz öyle şey bir adam değil, ama. Alanya Galatasaray değil yani. Hayır, ben genelinde. Öyle bir oyuncuyu gördüm. Beşiktaş'a attığı golde Bupanza vardı. İki çığır geçti, iki kişi Vakame geçti. Yapabilir. Hani yapabilecek Vakame oyuncu. Vakame yapabilir. En yapabilecek Vakame yapıyor. Vakame yapabilir. En yapabilecek o. Nadir sayarsın. Abi işte sıkıntı buradan. Yani yok o tarz futbolcu sen. Sen de tornadan çıkmış futbolculara bayılıp topçular. Sağdan soldan orta. Hocam. Şimdi Alanya hücum etti değil mi? Evet. Galatasaray'da defans. Mesela ben Muslera çok iyi oynadı değil. Muslera vazifesini yaptı. Aman aman bir top çıkarmadı Muslera. Yani ya bu %100 gol. Atapot gibiydi. Diyeceğin bir top çıkarmadı Muslera. Ayağına geldi bir top. Ayağını uzaklaştırdı. Üstüne geldi. İki top üstüne geldi. Bugün Marko denen adam inanılmaz oynadı. Evet. İnanılmaz oynadı ya. Marko bugün çıktı tek başına aldı. Çok verdi. Iyi inanılmaz oynadı. Yani Muslera ne yaptı bana söylüyor. Muslera öyle bir top çıkarır ki. Dersin ki arkadaş bir tane şu öte sağ direğin orada bir tane çıkardığı var. Bir kere bir de bir şey var. Babakar'ın bir Efecan'ın diye kestiğini açık kapatarak altta bacağına gelmiyor. Bacağından vurdu hocam. Yani vurması öyle bir yetiyor hocam. Öyle bir tutup hani uçup direğin dibinden ya bu top işte uzadı boyu uzadı falan diyor abi yani. Aslında o topu önünden mi kurtardı ya? Hangisini? Topukla vurdu arkaya işte gitti o, ya. Önde o kalan. Muslera kesti ama şimdi bak, Babakar dokundu. Kalmadı. Şimdi evet. Bak. Kaç tane top mesela ikinci yarı Alanya bastırdı tamam. Şöyle bir bakıyorum.
Bu arada bu Galatasaray otobüsü futbolcular biniyor. 3 veya 4 tane topta Alanyalılar avuç çizgisine inerek top kestiler. 3 veya 4, 5 tane değil. Evet. 5 tane yok. Evet, doğru söylüyorsun. Hep ceza alanı civarı. Abi Luyendama var. Markova var. Niye atıyorsun abi? Orada atamazsın yani. Kafa vursan nereye vuracaksın? Buradan gelen topa ben şöyle vururum ama buradan gelen topa çevirerek vuracağım. O şiddetle vuramam. Defans adamı. Defans adamı. Bak bu çok enteresan bir olaydır. Top değil mi? Top burada. Ben de defans adamıyım. Ben o topa elimde olmadan yürürüm. Elimde değildir ona yürümek. Psikolojik olarak ben ona yürürüm. Hamle ona yürüyünce arkam boşalır benim. Hamle yaparsın. Evet. Hamle yapacağım. Psikolojik top adamı çeker. Top adamı çeker. E sen oradan gidersin orta yaparsan abi. Ben çıkar vururum ya. Şimdi hücum ettiler değil mi? Vitaminsiz gidiyorlar. Yani bazen Alanyalı topçular alıyor, veriyor, bakıyor, vazgeçiyor, buraya atıyor. Elinden de böyle yapıyor. Ne yapayım diyor adam. Yok adam. Doğru hücumu yapmadı diyorsun değil mi hocam? O zaman bu tarz bir oyuna hazırlayacaksın takımını. Şimdi Galatasaray otobüsü. Baskılı. Nereye baskılı? Şu Falco arkada telefonla konuşuyor yanlış görmüyorsam. Okan var orada. Falco telefonla konuşuyor yalnızca zaten. Galibiyeti kutluyor. İşte parayı kazanıyor. Yani takımla geldi mi geldi? Geldi. Kampa katıldı mı katıldı? Kampa katıldı. Evet. Açıklama yapmış şey iyi olmadan oynamayacağım diye. Bekliyorlar iyi. Zaten diye. Şu an kimse aramıyor ki Levent abi. Yani. Skorlar iyi olduğu zaman son haftası iyi kimse olur. Aramaz ki Falcao. Şimdi bak bu maç en az limit 9 puan belki de 15 puanlık maçtı. Evet. Rakibim Alanya ağaçtan düştü şu anda. Tabii. Şimdi Trabzon da kazandı. Oldu. Aradaki şey açılıyor. Makas açılmaya başladı. Eğer bugün Alanya yerseydi çarşıyı karıştıracaktı. Evet. Tabii. Şimdi Alanya yenemedi. En az 9 çarşı puan. Çarşı pazar karışırdı. En az 9 puan 15 puanlık maç. İşte burada ne var biliyor musun? İşte bu tip maçlarda Fener, Galatasaray, Beşiktaş var. Arada da Trabzon yapıyor. Büyük takım. Büyük takım hocası. Kırılma büyük takım düşüncesi. Evet. Tabii. Bu maçtan mağlup olmadan çıkacaksın abi. Öyle galip geldi. Madalya, istiklal madalyası bile vermezler adama. Bu maçtan Galatasaray galip çıkması lazımdı çıktı. İyi top oynamış filan yarın yazılmaz onu. Tabelaya bak. Hikaye değil mi? Hikaye. Sezon sonunda Hatice'yle, bakarsın skorlara. Hatice'yle netice. Şimdi bugün Alanya'nın antrenörü Hatice'den bahsediyor bana. Bahsedecek. Birazdan konuşur evet. Hatice'den bahsediyor. Neticeye bak abi. Arkadaşları futbolcularını kutluyor. Neyi kutluyorsun abi? Senin futbolcularını sen hazırlamamışsın maça. Galatasaray kapanınca yandın. Çözeceksin abi onu. Yandı Galatasaray diyor ki ben kapanırım bir atarsam bitiririm atar da. Büyük takım abi. Aslında hocam Galatasaray bu kapanmasına rağmen. Bu müzik rağmen reklam demek. Doğru kullanamadı tamam. Konya kuruluşu. Levent araya abi bir reklam arası verelim. Önce bir özel reklam. Evet şimdi bir reklam arası daha vereceğiz. Hemen ardından pozisyonları konuşacağız. Maça ilişkin değerlendirmeler sürecek. Basın toplantılarını bekliyoruz. Fatih Hoca'nın açıklamalarını bekliyoruz. Çağdaş Hoca neler söyleyecek? Hepsine bakacağız efendim reklamların ardından.